Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün relative clause ve non-clause soru çözümü yapacağız. Soru çözümü üzerinden de relative clause ve non-clause'un farklarına bakacağız. Kısaca konu anlatımı da yapacağım sorular üzerinden, bazı hatırlatmalar yapacağım. O yüzden siz de o kısımlarda not alabilirsiniz kafanızı karıştıran yerler varsa. Şimdi hemen mesela birinci sorumuzla başlayabiliriz. 5 soru çözeyim, daha sonra kafanız takılan bir yer varsa onları alırım. O şekilde devam edeceğiz. Şimdi birinci soruyla bir başlayalım hızlıca. Şimdi birinci soruya baktığımız zaman şıklarda hani öncelikle bu relative clause sorusunun non-clause sorusunun içerisinden de bu tarz bir sorunun ne işi var diye düşünüyor olabilirsiniz. Hani çok benzemiyor. Bizim relative clause düşmesi diye bir konumuz var hatırlarsanız. Fiilin ing'li düşmesi, üçüncü haliyle düşmesi gibi bu onunla alakalı bir soru. Şimdi burada unrecognized tanımamak fiilini vermiş. Recognize normalde tanımak demek. Unrecognized tanımamak demek. Burada hatırlarsanız boşluğu cümlenin başında verdiği zaman ve fiille başka bir ana yüklemle karşılaşmadığımız zaman özneyi ikinci cümlenin başında arıyorduk. Mesela soruya bir bakalım. As a nation, ulus olarak by any member, herhangi bir ülke tarafından, any'yi olumlu cümle olduğu için herhangi bir diye çeviriyoruz. Herhangi bir ülke tarafından tanımamak fiili var. Of the United Nations, Birleşmiş Milletler'in, despite rağmen, declaring, deklare etmesine, açıklamasına rağmen, its independence in 1990, 1990'da bağımsızlığın açıklamasına rağmen Birleşmiş Milletler'in herhangi bir ülkesi tarafından, üyesi tarafından tanınmamak demiş. Daha sonra bize Transnistria diye bir şey demiş. Hep bir yerden bahsediyor yüksek ihtimalle. Şimdi öncelikle bizim neydi? Öznemiz nerede kalıyor? Virgülden sonraki yerde kalıyor. Transnistria dediğimiz bir yer ya da bir ülke yüksek ihtimalle. Şimdi bu yer aşağıdaki fiili nasıl kullanacak? Yani tanımamak fiiliyle yer tanımaz mı? Yer tanınmaz mı? Öncelikle buna bakmam lazım. Yani diğer ülkeler tarafından bir ülke bir yer tanınmaz deyip öncelikle pasif kullanmam. Yani edilgen kullanmam gerekiyor. Burada edilgen kullanmam gerektiği için öncelikle edilgen olmayanları vereyim. A şıkkında to be unrecognizing var. Bu edilgen değil. Eledim. B şıkkında having unrecognized. Bu da edilgen değil. Bunun edilgen olması için having been olması gerekirdi. To unrecognize. Bu da edilgen değil. Unrecognizing. Bu da edilgen değil. Unrecognized. Direkt fiilin üçüncü haline düşme olacağı için bu edilgen. O yüzden edilgen olması gerektiği için burada unrecognized tanınmayan diye çeviriyorum. Bir çevirelim. Unrecognized'i koyduğum cümleye tanınmayan, as a nation, bir ülke olarak tanınmayan, herhangi bir üyesi tarafından Birleşmiş Milletler'in onun bağımsızlığını 90'da açıklamasına rağmen Transnistria is a wonderfully peculiar place, mükemmel şekilde böyle ilginç bir yerdir diyor burada. Tanınmamak ifadesinden dolayı, yani ülke tanınmayacağı için burada bizim E seçeneğimizin doğru cevap olması gerekiyor arkadaşlar. Herhangi bir Birleşmiş Milletler'in ülkesi tarafından, üye ülkesi tarafından tanınmayan diyeceğimiz için burada doğru cevap o yüzden E seçeneği olması gerekiyor. Geliyorum ikinci soruya. İkinci soruya baktığımız zaman öncelikle bu tarz sorularda lütfen şuna karar vermemiz gerektiğini unutmayın. Bu bir non-clause olabilir, bir relative clause olabilir. Şimdi neye göre non-clause, neye göre relative clause karar veriyoruz. Önce bunu bir açıklamak gerekiyor. Şimdi bu tarz şıklarda bu tarz ifadeler gördüğünüz zaman which, where, when, why gibi bir ifade gördüğünüz zaman YDS'de görmezsiniz ama YKS değil ve YÖK dilde çıkıyor bu arkadaşlar. Şimdi öncelikle boşluğun olduğu yere gitmem lazım. Boşluğun olduğu yere bakıyorum. Birinci boşlukta mesela sol tarafına, yani şu tarafına bakmam gerekiyor. Hemen bu tarafında, boşluğun bu tarafında ne var? Books var, kitaplar var. Boşluğun arkasında kelime yapısı olarak bir isim varsa bu bir relative clause sorusu. İsim dışında bir sıfat varsa, bir edat varsa, bir fiil varsa bu bir noun clause sorusudur. Buna göre bizim şekil almamız gerekiyor. Bu da boşluğun arkasında, yani books olduğu için diyorum ki o zaman bu bir relative clause sorusu. İkinci boşluğa bakıyorum. İkinci boşluğun yine sol tarafında ne var? Yine bu tarafına bakıyoruz. Ne var? Readers, okuyuculuğa var. Bu da kelime yapısı olarak bir isim. O yüzden diyorum ki iki tarafta bir relative clause sorusu. Şimdi ilk başta bakalım kitaplar demiş, daha sonra cover demiş. Cover da kapak demek. Şimdi bakıyorum şıklarda benim bir relative clause varsa ilk başta ondan başlamam gerekiyordu. Şıklarda arkadaşlar whose varsa her zaman ondan başlayayım. Whose'un kuralı da boşluğun sol tarafıyla, yani books'la boşluktan sonra gelen ismin A'nın B'si şeklinde, yani books olduğu yere A diyoruz. Cover'ın olduğu yere B diyoruz. A'nın B'si mantıklı bir isim tamlamasın diye bakmam gerekiyor. Burada baktığımız zaman kitapların kapakları A'nın B'si mantıklı bir isim tamlaması oluyor mu? Oluyor. O zaman başka şıkları denemesi gerek yok. Şıklarda whose varsa her zaman whose'dan başlayayım. Kitapların kapakları dedim. Whose burada D şıkkını sağladı aslında.
Bakalım kitaplar, kitapların kapakları are not interesting, kapakları ilginç olmayan kitaplar. Generally, genellikle do not attract, çekmez. The attention of the readers, okuyucuların ilgisini çekmez demiş. Boşluktan sonra da have not heard of them, onları duymayan daha önce demişim. Şimdi ikinci kısımla alakalı da bir şeyden bahsetmem gerekiyor. İkinci kısımda arkadaşlar boşluğun olduğu yerden sonra, yani boşluk var. Devamında da eğer direkt bir fiille başladıysam, boşluktan hemen sonra direkt bir fiille başladıysam cevabım ya who olabiliyordu, ya which olabiliyordu, ya da that olabiliyordu zaten. Bu şekilde sağ taraftan da mesela who'su eleyebilirdiniz yine. Sol taraf ne dedik sağ tarafta? Ha bir de readers'ı tanımlıyorum. Readers dediğim okuyucular bir kişi olacağı için ben kişiyle kullanamayacağım beynin sağ tarafındaki which'i de elerdim. Elimde sağ taraftan da C, D ve E şıkları kalırdı. Ve ben burada ilk kısımda da who's, kitapların kapakları A'nın B'si mantıklı bir isim tanımlaması olduğu için benim D şıkkım burada doğru cevabım olur. Geliyorum 3. soruya. Üçüncü soruda ilk kısımda bir tense var. İkinci kısımda da arkadaşlar bir relative clause var. Şimdi öncelikle bir relative clause mu noun clause mu gerçi bilmiyoruz, bir bakalım. Öncelikle ikinci boşluğa bir gidiyorum. Relative clause'un üzerine duracağım daha çünkü de noun clause'un üstünde duracağım tense'den önce. Şimdi ikinci boşluğun olduğu yere geldim. Boşluğun sol tarafında ne var? View var. Şimdi view ifadesini verdiği için ne demek view? Public view, hatta halkın görüşü. Kelime yapısı olarak isim. O zaman diyorum ki bu relative clause. Ve boşluktan hemen sonra maybe diye, olabilir diye bir fiille başladığı için boşluktan sonra hemen fiil varsa benim cevabım who olabilir, which olabilir, that olabilir. Sadece bu bilgiye bakarak bakın sağ taraftan B şıkkındaki where ve D şıkkındaki who'su elerim. Boşluktan sonra bir fiille başlıyorsam cevabım who olabilir, which olabilir, that olabilir. Çünkü where ve who'su elerim. A, C ve E şıkları kalır elimde bu şekilde. Bir de ilk kısma gidelim bakalım. Mass media demiş. Mass media ne demek? Kitle medya. Kitle medya by the government. Hükümetler tarafından kitle medya, ana akım medya kontrol mü eder? Hükümetler tarafından kontrol mü edilir? Edilir deyip edilgen bir ifadesi olması gerektiği için de A şıkkı kontrol edilgen değil. E şıkkı should kontrol edilgen değil. O zaman bu sefer de bizim cevabımız C şıkkı is kontrol olurdu. Bir çevirelim. Mass media is controlled, yani ana akım medya kontrol edilir hükümetler tarafından. So as to make için, kontrol etmek için halkın görüşünü. Which may be the key, bu da anahtar olabilir. To manipulate them, onları manipüle etmek için, yönlendirmek için anahtar olabilen. Halk görüşünü kontrol etmek için ana akım medya hükümetler tarafından kontrol edilir deyip burada da C şıkkı bizim doğru cevabımız olurdu. Gelelim 4. soruya. Dördüncü soruya baktığım zaman gene bir relative clause sorusu, bir noun clause sorusu olduğuna bir karar vereyim. Boşluğun olduğu yere geldim. Gene boşluğun şu tarafına, sol tarafına bakıyorum. 1900'ler var. 1900 kelime yapısı olarak isim olduğu için diyorum ki bu relative clause sorusu. Ve boş virgül olduğu için relative clause olan that virgülden sonra kullanılacağı için de A şıkkını direkt gönderebilirim. Ve E şıkkındaki how bir relative clause olmadığı için, how diye bir relative clause olmadığı için bunu da gönderirim. I ve A'yı sadece direkt teknik bilgilerimizle yönelik. Şimdi soruya bir bakalım. The first documented usage of the term television. Televizyon teriminin ilk hani dokümente edebilen yani kanıtlanabilen kullanımı dates back, dayanır 1900 yılına dayanır demişim. Rus bilim adamı Konstantin Perskiski used it in a paper. Rus bilim adamı onu bir makalesinde kullandı diyor. Burada da 1900 bir zaman ifadesi olduğu için ben burada bir zaman ifadesini açtığım için burada when benim doğru cevabım olması gerekiyor. Çünkü bir zamanı tanımlıyorum. Biz zamanları tanımlarken de when'i kullanıyoruz. O yüzden bu sorunun cevabı da when olması gerekiyor arkadaşlar. Geliyorum 5. soruya. 5. soruya baktık arkadaşlar. Baktığınız zaman burada herhangi bir gördüğünüz relative clause kalıpları yok ama bize relative clause düşmesi sormuş olabilir diyorum. Reside var. Reside de ikamet etmek demek. Reside şeklinde. D şıkkına fiilin yalın halini görebilirsiniz to ile verdiği için. Burada yer almak, yaşamak fiili, ikamet etmek fiilini vermiş. Şimdi soruya bir bakalım. People demiş. People dedikten sonra ben reside fiilini nasıl kullanacağım? In a long term care facility, yani uzun süreli bir bakım tesisinde yaşayan insanlar demem gerekiyor.
uzun süreli bakım tesisinde yaşayan insanlar. Biz en-an çevirisini neyle yapıyorduk? Fiilin ing ile kullanımından yapıyorduk. O yüzden ben burada A şıkkını ve C şıkkını elimde tutarım. D ve E şıklarını neden tutmadım? D ve E'yi neden atıyorum? D ve E to ile kullanılmış. Benim to ile fiili kullanmam için belli başlı kurallarım vardı. Bunlardan nelerdi mesela aklımıza gelen? Bir pasifin arkasından bir ifade varsa to kullanıyordum. Sıfat ya da zarfın arkasından gelen bir ifadeyi to ile kullanıyordum. Somebody something, nobody nothing gibi kelimelerden sonra gelenleri to ile kullanıyordum. Make için anlamındaysa to ile kullanıyordum. Bir de the first, the last, the best gibi en iyi, en kötü bir sıralama yapıyorsa bunu to ile kullanıyordum. Bu ifadeler olmadığı için to kullanabileceğim bir yapı olmadığı için de D'yi ve E'yi elerdim. B şıkkında resided pasif olacağı için elerdim. Çünkü yaşayan insanlar diyeceğim. Yaşanılan insanlar demeyeceğim. Elimde A ve C şıkları var şu an. Uzun süreli bir bakım tesisinde yaşayan insanlar. Burada Saçez'de bakım tesisine örnek vermiş. Bir bakım evi demiş. Yaşamak, experience, tecrübe etmek, yaşamak. Health benefits from pets, evcil hayvanlardan sağlık olarak faydalanmak demiş. A şıkkındaki ifade faydalanabilir. C şıkkının sağ tarafında faydalanmalıydı ama faydalanmadı anlamına gelecek. Anlamca da faydalanmalıydı ama faydalanmalıydı ama faydalanmadı anlamı çıkmayacağı için de C şıkkını elerim. Burada benim A şıkkım genel anlatım olduğu için doğru cevabım olur. İnsanlar, residing, yaşayan insanlar, uzun süreli bir bakım evinde yaşayan insanlar, may experience yaşayabilir ya tecrübe edebilir, sağlık faydalarını evcil hayvanlardan dedik. Bu yüzden bizim A şıkkımız doğru cevap oluyor. Buraya kadar çok kafa karıştıran bir yer olduğunu düşünmüyorum. Bir 10 soruyu tamamlayayım. Soruya geriye dönük sorunuz varsa alacağız arkadaşlar. Geldim 6. soruya. Şimdi 6. soruya baktığım zaman arkadaşlar önce bir relative clause sorusu mu, non clause sorusu olduğunu bir karar veriyorum. Boşluğun olduğu yere gittim. Boşluğun olduğu yerde ne var? Arkasında şu tarafına bakıyorum. Test ifadesi var. Test kelime yapısı olarak isim olduğu için bu bir relative clause sorusu diyorum. Ve burada virgül verdiği için relative clause olan that virgülden sonra kullanılmayacağı için de E şıkkını elerim. Elimde A, B, C ve D şıklarım var. Hemen bir ipucu daha vereyim. C şıkkındaki why'ı benim kullanabilmem için reason kelime olması lazım. Yani reason why ile kullanılıyor. O yüzden bu da reason kelimesi yani neden kelimesi olmadığı için de C'yi elerim. A, B ve D şıkları var şu an elimde. Demiş ki insan test bazı testlerde knowledge of many constant or technical terms is required. Şimdi burada baktığımız zaman ne diye çevireceğiz? Şimdi who'su bir getirmeye çalışayım. Önce boşluğun sağ tarafında ne diyor arkadaşlar? Teknik terimlerin ya da birçok sabitin bilgisi. Testlerin teknik terimleri ya da testlerin sabitleri diye bir mantıklı isim tanımlaması olmaz. Testler bir sabite ya da teknik terime sabit olamaz. Testler neye sahip olabilir? Bir sonuca sahip olabilir. Burada boşluktan sonra result yani sonuç deseydi testlerin sonuçları mantıklı bir isim tanımlaması olacağı için ben burada who'su kullanabilirdim. Burada mantıklı bir isim tanımlaması olmayacağı için who'su elemem gerekir. Elimde where ve which kalır. Where ve which'in farkı da neydi? Ben eğer veri kullanacaksam test kelimesine DEDA, DENDAN ya da EA yani yönelme, bulunma ve ayrılma eki hallerini getirebilmem gerekiyor. Şimdi nasıl yapacağım? Bakın dikkat edin bu kısım önemli. Relative clause'un olduğu cümleyi bir çeviriyorum. Knowledge of many constant or technical terms. Ben kısaca şöyle çevireceğim. Teknik terimlerin bilgisi diyelim is required gereklidir. Teknik terimlerin bilgisi gereklidir. Testle bağlıyorum şu an. Teknik terimlerin bilgisi teste gereklidir. Teknik terimlerin bilgisi testten gereklidir. Teknik terimlerin bilgisi teste gereklidir. Bu üçünden birinin mantıklı olması gerekiyor where kullanmam için. Teknik terimlerin bilgisi bazı testlerde gereklidir. Mantıklı olacağı için ben burada DEDA bulunma halini getirebileceğim için benim cevabım where olmalı. Ama burada where'de DEDA DENDAN, EA gelmeseydi o zaman which bizim doğru cevabımız olacaktı. Tekrar ediyorum. Testler kelimesini tanımladığım için bazı teknik terimlerin bilgisi gereklidir. Testlerde dedim. Testlerde teknik terimlerin bilgisi gereklidir. Burada DEDA mantıklı olduğu için bizim doğru cevabımız arkadaşlar bu yüzden where olur. Geliyorum 7. soruya.
Yedinci soruya geldiğim zaman bu tarz bir ifade henüz sorulmadı ama olur da sorulursa diye ekledim ben bunu. Kolay bir ifade çünkü çok zor değil. Hemen bu tarz soruları nasıl çözmemiz gerektiğinden bahsedelim. Şimdi öncelikle boşluğun olduğu yere bir geleyim arkadaşlar. Mirrors var. Aynaları tanımlıyorum. Şıklara geldiğim zaman A, B, C, which olduğu için nesne tanımında kullanılabilir. Ama D ve E arkadaşlar whom'u ben kişilerle beraber kullandığım için burada ayna kelimesini tanımladığım için ve whom kişide bir insan olması gerektiği için D ve E'yi bu mantıkla direkt eleyebilirsiniz. Daha sonra some of which onların bazıları, each of which onların her biri, all of which onların hepsi demişim. Peki ben bunları nasıl ayırt edeceğim? Şöyle ayırt edeceksiniz hangisini kullanmanız gerektiğini. Burada glass mirrors cam aynalar demiş. Cam aynalardan sonra bakın represent fiilini vermiş. Represent ne demek? Temsil etmek. Ama burada represent fiiline s takısı getirmiş. Biz geniş zamanda kullanmışız demek oluyor. Geniş zamanda da s takısı tekil öznelere gelir. Yani he, she, it ile kullandığınız zaman fiile s takısı getirirsiniz. Ha, o zaman bizim burada tekil bir ifade kullanmamız gerekiyor. A şıkkına baktığınız zaman some of which onların bazıları dediğim zaman çoğul bir ifade olur. C şıkkına geldiğiniz zaman all of which onların hepsi derseniz yine çoğul bir ifade olur. Ama each of which derseniz onların her biri dediğiniz zaman her bir yani her birinden ayrı ayrı tekil olarak bahsettiğim için benim burada B seçeneğim doğru cevabım olmalı. Tekrar ediyorum. Boşluktan sonra represent fiilini geniş zamanda S takısı aldığı için ve S takısını tekil özneler alacağı için benim burada tekil bir ifade kullanmam gerekir. Burada da each of which onların her biri tekil olacağı için B seçeneği doğru cevap olur. Bir de soruyu çevirelim. There are many types of glass mirrors. Birçok tipte cam aynalar vardır. Each of which bu aynaların her biri represent, temsil eder. A different manufacturing process, farklı bir üretim işlemini and reflection type ve yansıtma tipini temsil eder. Burada tekil olacağı için bizim doğru cevabımız each of which burada her bir anlamından kelimesinden dolayı doğru cevabımız B seçeneği oluyor. 8. soruya geliyorum. Bakıyorum şıklarda yine böyle şeyler gördüm. O zaman diyorum ki bu bir relative clause sorusu mu, noun clause sorusu mu? Boşluğun olduğu yere geldim. Boşluğun olduğu yerde arkadaşlar gene boşluğun sol tarafına bakıyorum. French language demiş. Fransızca demiş yani Fransızca dili. Fransızca demiş. Fransızca dili kelime olarak isim olduğu için bu bir relative clause sorusu. Ve virgül olduğu için relative clause olan that de virgülden sonra kullanılacağı için bunu elerim. The word Renaissance, Renaissance kelimesi is borrowed, ödünç alınır, Fransızcadan ödünç alınır. Şıklarda from which var, bunu Fransızcadan diye çeviriyorum. Who'su Fransızcanın it ile bağlamam lazım. Yani Fransızcanın o'su demem gerekiyor. It, o demek olduğu için a'nın b'si gibi. Fransızcanın o'su, mantıklı bir isim tamlaması olmadığı için b'yi eledim. Verde d'da denden a'dan birini getirmem gerekir. By which de vasıtasıyla hani o dil aracılığıyla diye çeviriyorum. Şimdi baktığım zaman Fransızcayı tanımlıyoruz şu an. Fransızca it, oradaki it de Rönesans kelimesine referans ediyor. Fransızca Rönesans means anlamına gelir. Rebirth yeniden doğuş anlamına gelir. Şimdi Rönesans kelimesini bahsediyorum. Rönesans Fransızca da yeniden doğuş anlamına gelir. Bakın Fransızca da dedim. D da'yı getirebildim. Rönesans Fransızca da yeniden doğuş anlamına gelir. Burada D da ekini getirebildiğim için de burada ver bizim doğru cevabımız oluyor. Fransızca da Rönesans yeniden doğuş anlamına gelir. Ver bizim burada arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız oldu. Geliyorum 9. soruya. 9. soruya baktığımız zaman bize neyi vermiş? Last yani sürmek fiilini, devam etmek fiilini vermiş. Boşlukta nerede? Cümlenin başında. O zaman benim öznem nerede? İkinci cümlenin başında. O zaman ben sürmek fiilini bağlayacağım ikinci cümlenin başıyla. Bakalım from January Ocak 1818'den Aralık 1920'ye sürmek İspanyol gribi. Ocak 1918'den Aralık 1920'ye kadar süren demem lazım. Süren İspanyol gribi. Burada süren derken en an dedim farkındaysanız. Bu şekilde çevirdi fiilin ing ile kullanımı. Süren diye çevirdiğim için. O yüzden D şıkkı bizim burada doğru cevabımız olur. B şıkkı pasiftir. Sürdürülen olur. Olmaz. Cümle başında
Mac için anlamının dışında to'yu kullanmayız. I ve C'yi eleriz. D de sürdürülen olur. Bu da olmaz. Ne olacak? Süren. Soruyu bir çevirelim. Süren 1918'den 1920'ye kadar süren Spanish flu, İspanyol gribi infected etkiledi. 500 milyon insanı etkiledi. Yaklaşık çeyreği, dünya popülasyonunun çeyreği, o zamandaki dünya popülasyonunun çeyreği bu da dedik. Yine süren çevirisinden dolayı D seçeneği bizim burada doğru cevabımız oldu. Şimdi geliyorum 10. soruya. Bakın establish fiilini vermiş. Establish fiilini gene bize cümlenin başında vermiş. Şimdi o zaman bizim özümüz nerede kalacak? İkinci cümlenin başında kalacak. Şimdi geldim. Kurmak. A provisional government. Bir hükümet yeri. Hükümet şehri. In the present day Turkish capital Ankara. Günümüz başkenti Ankara'da hükümet şehri. Mustafa Kemal demiş. Şimdi burada establish fiille bağlamam lazım. Mustafa Kemal dedim. Başkenti kuran Mustafa Kemal mi? Başkenti kurulan Mustafa Kemal mi? Burada Mustafa Kemal başkenti kuran demem gerektiği için en diye çevirmem gerekiyor. Başkenti kuran Mustafa Kemal dedik. O yüzden burada establishing yani bizim C ya da E seçeneğimizin doğru cevap olması gerekir. Kuran diye çevirdiğim için. Mustafa Kemal defeated the forces. Force burada arkadaşlar güç demek. Peki hangi anlamda güç? Mesela ordu güçleri gibi düşünebilirsiniz. Güçler by the allies. Şimdi ikinci sınıfta hangi fiil var? Sent, göndermek fiili var. Kur'an Mustafa Kemal güçleri yendi. Müttefikler tarafından C şıkkındaki gönderen güçler mi? E şıkkında gönderilen güçler mi? Müttefikler tarafından gönderilen güçleri yendi demem gerekir. Bu yüzden de E seçeneğinin bizim doğru cevabımız olması gerekiyor. Tekrar ediyorum. Boşluk cümlenin başında establish var. Benim özlem ikinci cümlenin başında. Mustafa Kemal kuran, hükümet şehrini kuran, günümüz başkenti Ankara'da hükümet şehrini kuran Mustafa Kemal yendi güçleri, müttefikler tarafından gönderilen dedik. İlk 10 soruyla alakalı kafanızda kalan bir şey var mı? Varsa bekliyorum. Yoksa ikinci 10 soruya geçeceğiz arkadaşlar. Sorunuz yoksa da yok yazın. Diğer sorulara geçelim. Sanırım genel olarak bir soru yok arkadaşlar. O zaman ikinci 10 soruya geçiyorum. Şimdi ikinci 10 soruda biraz daha dikkatinizi arttırmanızı isteyeceğim. İşler biraz karışacak. O yüzden lütfen dikkat edin. Çünkü relative clause ile non-clause'un farkı önemli arkadaşlar. Şimdi geldim. Bakın şıklarda the fact that var, whose var, if var. Bu bağlaç mı, relative clause mu, non-clause mu? Ben bunun ne olduğunu nasıl anlayacağım diyorum. Relative clause mu, bağlaç mı? Noun clause mu? Ne olduğuna karar vermem lazım. Şimdi öncelikle ilk boşluğa geliyorum yine. Boşluğun olduğu yere geldim ve boşluğun ne tarafına bakıyorum? Sol tarafına. Bakayım. Ekran ters olduğu için kafam karışıyor. Bu tarafa bakıyorum. Baktım decide var. Karar vermek var. Karar vermek bir fiildir. Bu fiil olduğu için artık ben bir relative clause sorusu çözmüyorum. Relative clause sorusu çözmediğim için o zaman relative clause kurallarını kullanmıyorum. Bakacağım. Neye göre karar vereceğim? Çeviriden. Relative clause teknik taktikle çözülür. Noun clause arkadaşlar çeviriyle çözülür çünkü. Diyorum ki if the child is young. Eğer çocuk gençse. Parents are the ones. Ebeveynler şu kişilerdir. Who evaluate. Değerlendiren kişilerdir. Their child. Çocuklarını değerlendiren kişilerdir. And decide ve karar veren kişilerdir. Karar veren. They. Çocuklar yani. Need some form of help. Çocukların bir çeşit yardıma ihtiyacı olmak demiş arkadaşlar. Şimdi ebeveynler karar verir. The fact that çevirisi mesiması. Çevirelim. Ebeveynler çocuğun yardıma ihtiyacı olmasına karar verir. B. Ebeveynler çocuğun her nerede yardıma ihtiyacı olduğuna karar verir. C. Ebeveynler çocuğun bir çeşit ne zaman yardıma ihtiyacı olacağına karar verir. D.
Ebeveynler çocuğun yardıma ihtiyacı olup olmadığına karar verir. D. E'de ebeveynler karar verir kimin onların, bakın who'su kimin diye çeviriyorum artık. Çünkü bir noun clause sorusu. Noun clause'a da ne yapıyorum? Kelimeyi kendi anlamıyla çeviriyorum. O zaman ne olacak? Anlamca baktığınız zaman ebeveynler karar verir. Neye karar verir? Çocuğun bir çeşit yardıma ihtiyacı olup olmadığına karar verir. Burada if'i ıpmadığı diye çevirdim. Çünkü noun clause olduğu için. If yerine burada whether da kullanabilirdik. Whether ve if ıpmadığı diye çeviriyorum. O yüzden noun clause olduğuna karar verdim. Bakın adımları dikkatli takip edin. Önce boşluğun olduğu yere bakıyorum. Relative clause mu, noun clause mu diye karar veriyorum. Eğer relative clause ise onun kurallarını uyguluyorum. Noun clause'a çeviriyorum. Relative clause'a kural uyguluyorum. Noun clause'a çeviriyorum. Relative clause'a çevir yaptığım bir yer var. A'nın B'si diye who'su deniyorum. Ya da where'de çevir yapıyoruz. D'da, den'den, E'a anlamlarını getirdiğimiz için orada çevir yapıyoruz. Relative clause sorularında genellikle ÖSYM'nin yüklediği sorduğu sorular kolay oluyor. Which ve when'in farkı en fazla soruluyor. Onu da yapabileceğinizi tahmin ediyorum arkadaşlar. Hak'tan bir arkadaşım yazmış. Hocam ben ilk defa görüyorum da her gün yayın açıyorsunuz. Hangi saatler? Hak'tan her gün yayın açmıyoruz. Ara sıra açıyoruz. Yani bildirimleri açarsan sanırım yardımcı olabilirim sana bu konuda diye düşünüyorum. Geldim ikinci soruya. İkinci soruya baktığımız zaman da arkadaşlar, şimdi bakın dikkat ederseniz bu sefer boşluk cümlenin başında. Boşluk cümlenin başındaysa bu bir kere kafadan kesinlikle relative clause değil. Neden kafadan relative clause diyorum? Çünkü relative clause olması için arkasında bir isim olması lazım. Buranın arkasında hiçbir şey yok. O zaman bu bir relative clause kesin değil, bu bir noun clause sorusu. How var, that var, how'ı nasıl, that'i mesiması, when'i ne zaman, where, nerede, who'yu da kim diye çevireceğim. Şimdi bakalım. Will be olacak the next chairman. Chairman de yönetim kurulu başkanı demek. Bir sonraki yönetim kurulu başkanı olacak şirkette is not certain. Belli değil. Şirkette sonraki yönetim kurulu başkanı olacak belli değil. Ancak the assistant manager ama yardımcı müdür appears görünüyor. To be the best candidate. En iyi aday olduğu görünüyor. Şimdi baktığımız zaman burada yardımcı müdür en iyi aday olarak görünüyor demiş. O zaman ilk kısmını demem lazım. Bir sonraki yönetim kurulu başkanı kim olacak kesin değil. Kim çevirisi yaptım. O yüzden who. Kim olacak kesin değil. Ancak asistan müdür görünüyor. En iyi aday olduğu görünüyor. Burada kim çevirisinden dolayı benim doğru cevabımın who olması gerekiyor arkadaşlar. Noun clause olduğu için çeviri yapıyorum. Relative clause olsaydı çeviri yapmayacaktım. Zorunlu kalmadıkça. Geldim üçüncü soruya. Gene şıklarda how, when, what, where, whether var. Bakalım. Boşluğun olduğu yere geldim. Boşluğun sol tarafına bakıyorum. New var. New ne demek? Know'un ikinci hali bilmek. O zaman diyorum ki bu bir noun clause sorusu. Bu bir noun clause sorusuysa ona göre karar vereceğim. Ve noun clause'da arkadaşlar biz direkt çeviriye gideceğiz. Şimdi bakalım. Early Egyptians, ilk Mısırlılar new biliyordu. To assemble. Assemble bir araya getirmek. Planks of wood, odun parçalarını bir araya getirmeyi biliyordu. Into a ship, bir gemi şekline. And had mastered ve uzmanlaşmıştı ileri formlarında. Gemi inşasının 3000 yılı kadar erken demiş. Şimdi ilk Mısırlılar biliyordu. A. How to assemble, nasıl odun parçalarını gemi haline getireceğini biliyordu. Güzel oldu, dursun. 2. Ne zaman odun parçalarını bir araya getireceğini biliyordu. C. Ne odun parçalarını bir araya getireceğini biliyordu. D. Nerede odun parçalarını bir araya getireceğini biliyordu. Ve D. Odun parçalarını bir araya getirip getirmeyeceğini biliyordu. Olmaz. Ne olması lazım burada? Nasıl odun parçalarını gemi haline nasıl getireceklerini, bir araya getireceklerini biliyordu. Nasıl çevirisinden dolayı bizim A seçeneğimiz how burada doğru cevabımız oluyor arkadaşlar. Geliyorum dördüncü soruya. Yine which, what, how, that, where var. Bir boşluğun olduğu yere geleyim. Boşluğun olduğu yere geldim. Say var sol tarafında. Say ne demek? Söylemek. Bu bir fiil. O zaman ben bir noun clause sorusu çözüyorum. Bakalım. O zaman çevirmem lazım. Birçok insan söyler. Popüler kültür is a tool. Popüler kültür bir araçtır. That. Bakın buradaki that, ikinci that, tool, that arkadaşlar relative clause. Neden? Tool, araç kelimesini tanımlıyor bir isim.
O yüzden bu bir relative goal olur. Bir araçtır that high ranking people, daha üstteki insanlar, bir toplumda ve elitler use, kullanırlar, kontrol etmek için toplumu, onları toplumda onların altındaki insanları kontrol etmek için kullanırlar. Şimdi birçok insan söyler. Which, birçok insan hangi söyler? Birçok insan ne söyler? Birçok insan nasıl söyler? Birçok insan şunu söyler. Birçok insan nerede söyler? Çevirden ne olması gerekiyor? That olması gerekiyor. Birçok insan söyler şunu. Popüler kültür bir araçtır. Yüksek skaladaki insanların, onların altındaki insanları kontrol etmek için bir araç olarak kullandıklarını söyler. Birçok insan şunu söyler diye that'in çevirisini şu diye yapıyorum. Ya da mesi ması şeklinde yaptığım için burada şu çevirisinden dolayı doğru cevabımız that oldu. Birçok insan şunu söyler dediğimiz için. Geliyorum 5. soruya. 5. soruya geldim. 5. soruda baktım. However, whenever, wherever falan bir şeyler var. 2. kısmında how, which, that falan bir şeyler var. Şimdi however'ı ancak diye çeviriyorum ama her nasıl çevirisi de var. Bunu unutmayın. Bunu ancak diye çevirdiğimiz doğru. Ama her nasıl çevirisi de var. Whenever her ne zaman. Wherever her nere. The whatever her neyse. E'deki bir çeviride herhangi diye çeviriyorum. Bakalım. You go in Europe. Burayı bir çevirelim. Avrupa'da sen git demiş. Avrupa'da sen git. A. Avrupa'da sen her nasıl gidersen git. B. Avrupa'da sen her ne zaman gidersen git. C. Avrupa'da sen her nereye gidersen git. D. Avrupa'da sen her neye gidersen git. E. Avrupa'da sen herhangi gidersen git. Bakın çeviriden zaten wherever burada kendini açık ediyor. Avrupa'da sen her nereye gidersen git. C. You can find, bulabilirsin, excellent museums, harika müzeler bulabilirsin. And different style of architecture, ve farklı şekillerde mimariler bulabilirsin. And, ve, this is, ve budur, budur, makes Europe very popular among the tourists. Turistlerin arasında Avrupa'yı çok popüler yapan şey budur. Şey çevirisi neydi? What? What'ın 3 çevirisi var. 1. Şey. 2. Ne? 3'te nasıl diye çeviriyorum burada what'ı. Burada Avrupa'yı turistler arasında popüler yapan şey budur dediğim için burada what'ı kullandım. Wherever'da sağladığı için doğru cevabımız C seçeneği olur. Geldim 6. soruya. Gene that, where, when, how, who'lu bir soru var. Boşluğun olduğu yere geldim. Bakıyorum sol tarafına evaluate, değerlendirmek fiili var. Değerlendirmek bir fiil olduğu için bu bir noun clause'dur. Çevirmem gerekir. Bakalım. In order to make için, maintain, sürdürmek için, your relationship, ilişkini sürdürmek için, successfully with someone, birisiyle ilişkini başarılı bir şekilde sürdürmek için, you should evaluate, değerlendirmelisin, the other person will feel, diğer insan hissedecek, when you do something undesirable, sen istenmeyen bir şey yaptığında, sondan çeviriyorum, when you'lu kısmı çeviriyorum. Sen istenmeyen bir şey yaptığında diğer insan hissedecek, değerlendirmelisin. Diğer insan şunu hissedecek, A. Nerede hissedecek, B. Ne zaman hissedecek, C. Nasıl hissedecek, D. Kim hissedecek, E. Çeviriden ne olması lazım, nasıl. İlişkini başarılı bir şekilde sürdürmek için birisiyle you should evaluate, değerlendirmelisin. How? Diğer insan nasıl hissedecek, değerlendirmelisin. Sen istenmeyen, undesirable bir şey yaptığında o zaman ne olacak cevabımız? How? Bizim burada doğru cevabımız oluyor arkadaşlar. Geldim 7. soruya. Şimdi 7. soruya bakıyorum. Bir relative clause sorusu mu? Noun clause sorusu mu? Boşluğun olduğu yere geldim. Sol tarafa baktım. Suggest, öne sürmek var. Öne sürmek bir fiil. Bu bir fiil ise relative clause değil, noun clause çözüyoruz diyorum. It has been suggested. Burada bir ipucu arkadaşlar. Bunu tense sorularından, zaman sorularından hatırlamanızı beklerim. Çünkü zaman sorularında size burada has been suggested kısmını boş bırakıp sağ tarafta that'i veriyor. Biz eğer bir tense sorusu çözüyor olsaydık burada soruda that'i verecekti. Has been suggested kısmını boş bırakacaktı. Neden that kullanmam gerekiyor? Suggest, öne sürmek. Öne sürüldü şu. Şu öne sürüldü. Ne öne sürüldü? Şu öne sürüldü. Travel is necessary, seyahat gereklidir. In order to make için, maintain, sürdürmek için ilişkileri.
S için sosyal hayat artan bir şekilde bağlantılı olduğu için ve sürdürüldüğü için mesafeden. Burada şu öne sürüldü. Bizim o yüzden E şıkkındaki that doğru cevabımız olması gerekiyor. Şu öne sürüldü ifadesinden dolayı arkadaşlar. Geldim 8. soruya. Bakacağım bu bir relative clause sorusu mu? Bu bir noun clause sorusu mu? Yine bakıyorum. İlk boşluğa geldim. Boşluğun sol tarafına baktım. Şu tarafına baktım. Evidence dedim. Evidence ne demek? Kanıt. Kanıt bir isimdir. O zaman bu bir relative clause sorusu. Şıklara geldim. Benim C şıkkındaki how diye bir relative clause'um yok. C'yi bu yüzden elerim. Tekrar ediyorum. Kanıt kelimesi isim olduğu için bu bir relative clause sorusu. Bu yüzden benim how diye bir relative clause olmadığı için elerim. There is evidence demiş. Kanıt kelimesi bir kişi olmadığı için D şıkkında kişiyi tanımlayan who'yu da gönderirim. C ve D gitti. Elimde which, that ve that var. A, B, E seçeneklerim var. There is evidence induced şunu gösteren a greater degree of physical cardiac hypothermia demiş. Yüksek derecede psikolojik kardiyak kalp demek sanırım hipotrofi varmış. Moderate exercise yani düzenli egzersizde. But it is unknown ama bilinmiyor dedim. Bakın unknown bilinmiyor. Burada bir edilgen ifade var aslında. Bilinmiyor ya da sıfat olarak da düşünebilirsiniz. Yani bir isim değil kelime yapısı olarak. O zaman bir noun clause bir çeviri yapmam lazım. It is unknown, bilinmiyor. This has any effects. Bunun etkisi vardır. On overall morbidity and mortality. Bunun ortalama ölüme herhangi bir etkisi nasıl vardır bilinmiyor. B seçeneği olup olmadığı bilinmiyor. E seçeneği ne zaman olduğu bilinmiyor. Bakın ne bilinmiyor? Bunun ortalama ölüme, mortality ölüm oranına bir etkisi olup olmadığı bilinmiyor çevirisinden dolayı. Bizim B seçeneğimiz burada doğru cevap olur. Tekrar ediyorum. Kanıt vardır. There is evidence that şu kanıt gösteren, belirten, yüksek derecede psikolojik kardiyağı gösteren, hipotrofide, moderate exercise yani düzenli egzersizden. But it is unknown ama bilinmiyor. Ne bilinmiyor? Bunun herhangi bir etkisi olup olmadığı bilinmiyor çevirisinden dolayı bizim doğru cevabımız whether olur arkadaşlar. Geliyorum 9. soruya. 9'a geldiğimiz zaman arkadaşlar boşluğun olduğu yere geldim. Boşluğun sol tarafına baktım. Are bir fiildir. O zaman diyorum ki bu bir noun clause sorusu. Çevirmem lazım. Filmler ve sinema yüksek derecede etkilidir popüler kültüre. As için, bakın buradaki filmler için, filmden önceki as için demek. İçin, filmler ya da için çünkü diye çevireyim daha rahat olsun. As çünkü, filmler, as an art form, iki virgül arasında as var. Cümleye kattı aslında herhangi bir anlam yok ama bunun iki virgül arasında. Peki buradaki as'i ne diye çevireceğim? İkinci as'den bahsediyorum. Art form demiş. Sadece bir isim kullanmış. As'den sonra sadece bir isim geliyorsa olarak diye çeviriyorum. Dikkat edin. Birinci as çünkü filmler bir sanat formu olarak filmler are bir şeydir. People seem to respond the most. Tekrar edeyim en baştan. Filmler ve sinema popüler kültürü etkilidir. As çünkü filmler bir sanat formu olarak people seem to respond the most. İnsanların en çok cevap verdiği olarak görünen şey filmlerdir. İnsanların en çok cevap verdiği görülen şeydir filmler. İkinci kısmı da şey çevirisi yaptığım için doğru cevabımız what olmalı arkadaşlar. Geldim 10. soruya. Burada S demiş ama in olacak orası. In 2013. 2013'te bir bakayım bir relative clause sorusu mu noun clause sorusu mu tam hemen. Boşluğun olduğu yere geldim. Discover, keşif etmek. O zaman diyorum bir noun clause çevireyim. 2013'te bir team varmış. Bir takım Franco-Mısır arkeolog takımı. Discovered, keşfetti. Is believed to be the world's oldest port. Port da liman demekti. Dünyanın en eski limanı olduğuna inanılan. Is believed pasif çeviriyorum. Dünyanın en eski limanı olduğuna inanılan şeyi keşfetti demem lazım. Burada ben what derdim bunun cevabına. Dünyanın en eski şeyi, en eski limanı olduğuna inanılan şeyi keşfetti demem gerekir. Burada da bizim what doğru cevabımız olur.
İkinci 10 soruyla alakalı kafanız takılan bir yer var mı? Varsa yazın. Yoksa son 10 soruya geçelim arkadaşlar. Bir de relative clause'la noun clause'un farkı anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? Bakın neye göre relative clause çözüyorum, neye göre noun clause çözüyorum, nelere dikkat ediyorum, siz de bunlara dikkat edin. Tek fark bu. Önemli olan bu ayrımı yapabilmek. Yani siz relative clause sorusunu çözüyorsunuz, noun clause sorusunu çözüyorsunuz, bu ayrımı yapıyorsunuz. Buna göre daha sonra kuralları uyguluyorsunuz. Yine bir soru yok. Tamam o zaman geliyorum üçüncü kısma arkadaşlar. Geldim üçüncü testimize. Şimdi arkadaşlar bakalım relative clause sorusu mu, noun clause sorusu mu? Birinci boşluğun olduğu yere geldim. Unified System for Photometry diye bir şey yapıyor ve bir isim, bir fiil değil. O zaman diyorum ki bu bir relative clause sorusu. Bu bir relative clause sorusu olduğu için benim B şıkkındaki what diye bir relative clause'um yok. Gitti. Virgülden sonra da that gelmeyeceği için C şıkkı gitti. B ve C relative clause o kurallarına göre eledim. Elimde de A, D ve E var şu an arkadaşlar. Ve boşluktan sonra ilk boşluk için konuşuyorum. Is deyip direkt bir fiille başladığı için cevabım who olabilir, which olabilir, that olabilir. Bu yüzden D seçeneğindeki who's denir. Elimde A ve E seçenekleri kalır. İkinci kısımda A'da how much var, E'de de that var. Ve orada da boşluğun ikinci boşlukta da boşluk önce measure ölçmek kelimesi var. O zaman bu da bir noun clause'tur, çevirmem lazım. In the effort to amacıyla, to reduce azaltmak amacıyla, ışık kirliliğini azaltmak amacıyla. Araştırmacılar geliştirdiği bir Unified System Photometry diye bir şey geliştirmiş. Burada which is a way, bu da bir yöntemdir. To measure, ölçmek için bir yöntemdir. Street light is needed. Sokak ışığı gereklidir. Bakın how much'ın çevirisi ne kadar? That'in çevirisi şu. Şunu ölçmek için bir yöntemdir diye E yaparsam şunu sokak ışığının ihtiyacını değil. Ne kadar sokak ışığına ihtiyaç olduğunu ölçmek için bir yöntemdirle ne kadar çevirisinden dolayı doğru cevabımız A seçeneği oluyor. Tekrar ediyorum. Which is a way? Bu da bir yöntemdir. To measure ölçmek için ne kadar sokak ışığına ihtiyaç duyulur dediğimiz için arkadaşlar. Geldim ikinci soruya. İkinci soruya bakalım bir relative clause sorusu mu, noun clause sorusu mu? Boşluğun olduğu yere geldim. Boşluğun arkasına baktım. Families var. Families aslında language families, dil ailesi demiş. Dil ailesi kelime yapısı olarak bir isim olduğu için bu bir relative clause sorusu. Ve B şıkkındaki how, C şıkkındaki what diye bir relative clause olmadığı için B'yi ve C'yi gönderdim. Elimde A var, D var, E var. When de bir zaman olmadığı için aslında burada gönderebiliriz. A'da da E'de de when varmış ama ikisini de göndeririz, cevap ver. Burada A şıkkını which diye düşünüp biz E'yi diyelim. A'da which olduğunu farz edelim. A ile D'nin farkına bakalım o zaman. A'yı which gibi düşünüyoruz. Rağmen etimolojik araştırmalar aslında o gri from buradan çıkmasına rağmen, filolojik geleneklerden çıkmasına rağmen Mach Curran Etymological Research yani günümüz şu anki etimolojik araştırmaların çoğu is'den yapılır. On language families, dil aileleri üzerine yapılır. Little, çok az ya da hiç dokümantasyon mevcuttur demiş burada. Çok az ya da hiç dokümantasyon mevcuttur. I which yaptığımı düşünerek which ve where'in farkına bakacağım. Verde, de da, den dan, e a'ya getirebilmem lazım. Çok az ya da hiç dokümantasyon mevcuttur. Bu dil ailelerin de diyorum. D'yi getirebildiğim için cevap ver oluyor. Dil ailelerinde çok az ya da hiç dokümantasyon mevcuttur. Bu dil ailelerin de. D'yi getirebildiğim için benim doğru cevabım burada ver oldu arkadaşlar. İlla bir yer olmasına gerek yok ver kullanmak için.
Geldim 3'e. Bir bakalım boşluğu ne oluyor yine. Boşluktan önce exactly var. Tam olarak bir zarf. Bu bir zarf olduğu için, bir isim olmadığı için ben bir noun clause sorusu çözüyorum. Relative clause kullanamayacağım. Çevirmem gerek. There is a disagreement. Anlaşmazlık vardır. Concerning, ilgilendiren, tam olarak demiş. Tarih öncesi becomes history. Yani tarih öncesinin tam olarak tarih olduğuyla alakalı tartışmalar vardır. Bakın burada çevirirsek which prehistory, hangi tarih öncesi tarihtir? Şu tarih öncesi tarihtir B. C. Ne tarih öncesi tarihtir? D'de de E'de de when var. Tam dursun bunlar. Tam olarak ne zaman tarih öncesi tarih olduğuna üzerine tartışmalar vardır diyor. Burada ne zaman çevirisinden doğru cevaba ulaşabiliyorsunuz. Tam çevirirsem oturacak. There is disagreement, anlaşmazlık vardır, ilgilendiren. Tam olarak tarih öncesi ne zaman tarih olur? Bunu ilgilendiren tartışmalar vardır demem gerektiği için burada ne zaman çevirisinden dolayı bizim doğru cevabımızın when olması gerekir arkadaşlar. O yüzden doğru cevap D ya da E. İkisinden birini seçebilirdiniz. İkisi de doğru. Geldim 4'e. Bakalım bir relative clause sorusu mu çözüyoruz, bir noun clause sorusu mu çözüyoruz? Boşluğun olduğu yere geldim. Boşluğun olduğu yerde Chinese one demiş. Buna Çinli, yani Çince olandır, Çin olandır deyip. Burada Çince'yi tanımadığım için bu bir isim. O zaman bu relative clause sorusu. Bu bir relative clause sorusu olduğu için what ve bakıyorum how, C ve E şıkları gitti. Bakacağım when var, zaman olmadığı için. Hadi bu da gitsin. Whose ve which var. The most important modern logographic writing system. En önemli günümüz logografik yazı sistemi is the Chinese one. Çince olandır. Yani en önemli diyor. En modern, en önemli logografik yazı sistemi Çince olandır. Geldim which ve where'in farkı. Karakterler kullanılır çeşitli derecede modifikasyonlarla. Karakterler kullanılır çeşitli derecede modifikasyonlarla Çince de dedim. Çince de deyip mantıklı olduğu için cevabımız ne oluyor? Where oluyor. Bakıyorum var mı? Yok. Ama ne var? Whose var. O zaman bakacağım. Çince'nin karakterleri diyebildiğim için o zaman doğru cevabım B oluyor. Where olsaydı where de olurdu. Where ve whose arkadaşlar bazen çok çelişki yol açıyor. Yani where getirebildiğiniz yerde whose da getirebiliyorsunuz çoğu zaman. O yüzden aynı seçeneklerde gelmez. Ama A'nın B'si mantıklı isim tamlamasıysa burada her zaman who'su seçin. Bakın burada where doluydu çevirdiğim zaman. O zaman bakacağım burada. Çince'dir. Çince'nin karakterleri A'nın B'si mantıklı isim tamlaması. O zaman benim doğru cevabım who's oluyor. Ben ilk başta where gördüm onu. Where çevirisi de oldu. Ama şıklarda yok. Ne olacak cevabımız? Bizim burada who's olmalı. Karakter, Çince'nin karakterleri diyebildiğim için cevabımız arkadaşlar burada who's oldu. Geldim 5. soruya. Bakalım relative clause sorusu mu, noun clause sorusu mu? A test taker demiş. Test taker sınava giren kişi demek. Bir isim olduğu için bu bir relative clause sorusu. Ve benim A şıkkındaki what diye bir relative clause'um yok. Gitti. Ve boşluktan sonra da takes demiş. Alır demiş ya da girer demiş. Fiille girmişim. Ben direkt fiille başladıysam cevabım who olabilir, which olabilir, that olabilir. O yüzden ben ya D şıkkını seçmeliyim ya da E şıkkını seçmeliyim. Ben burada test taker deyip sınava giren kişi dediğim için sınava bir insan girebileceği için which'i de ederim. Doğru cevabım ne olur? Who benim burada doğru cevabım oluyor. Bakın çeviriye gerek kalmadı burada ama ben gene de çevireceğim. A test taker bir sınava giren kişi, who takes a written test yazılı bir sınava giren kişi. Could respond cevap verebilir belirli itemlere by writing yazarak or typing ya da type de şu şekilde yazmak demek klavye üzerinden. Within a given space of the test verilen bir alanda teste ya da ayrı bir dokümana yazabilir derken bizim burada who doğru cevabımız olması gerekir. Geldim 6. soruya. Boşluğun olduğu yere geldim. Arka tarafına baktım. Academic discipline. Akademik alan demiş. Akademik alan bir isim olduğu için ben bir relative clause sorusu çözüyorum. Benim B'deki how ve C'deki what diye bir relative clause'um olmadığı için B ve C gitti. Boşluktan sonra da hemen investigates diye bir fiille girdiği için araştırır dediği için cevabım who olabilir, which olabilir, that olabilir. Ne oldu? When ve where de gitti. Kaldı elimde E. That benim doğru cevabım oldu. Hemen hızlıca teknikle çözdük. Bir de çevirelim. Human ecology, insan ekolojisi bir akademik disiplindir. That, bu disiplin investigates, araştırır. Nasıl insanlar
ve insan toplumları interact, etkileşime girer with both their natural environment and the so-human social environment. Bu alan inceler insana ve insan toplumlarının ilişkiye girmesini hem doğal çevreleriyle hem de insan sosyal çevreleriyle dediğim için burada da disiplin yapı olarak isim ve direkt fiille başladığım için reticulos, who, which, that olur. Şıklarda da that olduğu için doğru cevabımız E seçeneği oluyor. Geldim 8. soruya. 8. soruya baktım. Boşluğun olduğu yere geldim. Arkasına baktım. Bir finans planı demiş. Finans planı kelime yapısı olarak bir isim olduğu için ben bir reticulos sorusu çözüyorum. Bir reticulos sorusu çözdüğüm için de benim bakıyorum E şıkkındaki what diye bir reticulosum yok. Ve boşluktan sonra allocate, yer almak bir fiildir. Boşluktan sonra direkt bir fiille başladıysam cevabım da who'dur, which'tir, that'tir. Şıklara bakıyorum. Who, which, that'ten hangisi var? That var. O zaman benim doğru cevabım that olmalıdır. Bu da gitti. Çevirilere bakalım. Kelimeler güzel burada. A personal budget, kişisel bir bütçe or home budget ya da bir ev bütçesi is a finance plan, bir finans planıdır. That, bu plan allocate, alır. Gelecek kişisel income, gelirleri alır. Towards, yönelik. Expenses, masraflara yönelik. Saving, birikimlere yönelik. And debt repayment ve borç geri ödemesine yönelik planları yer alır demiş burada. Doğru cevabımız arkadaşlar debt oldu. Geldim 8. soruya. 8'e geldiğim zaman boşluk cümlenin başında, arkasında bir şey yok. Bu bir relative clause sorusu. Bakacağım. Life originated, yaşam ortaya çıktı from inorganic matter. Organik olmayan maddeden yaşam ortaya çıktı. Remain, kalır. Çözülmemiş bir problem olarak kalır. Biyolojide. A, what? Yaşam şey ortaya çıktı. A, olmaz. That, yaşamın ortaya çıkması bir problem olarak kalır. Yaşamın ortaya çıkması problem olarak kalır. Mantıklı. C, nasıl yaşam, hangi yaşam ortaya çıkar? Olmaz. D, yaşam nasıl ortaya çıktı? Bu da mantıklı. Who's life, kimin yaşamı ortaya çıktı? Bu mantıksız. B ve D şıkları arasında tercih yapacağım. D'yi bir daha çevirelim. Yaşamın ortaya çıkması inorganik maddeden kalır. Çözülmemiş problem olarak kalır. That, doğru. D, yaşam nasıl ortaya çıktı? Problem olarak kalır. E bu da doğru. B de doğru. D de doğru arkadaşlar. İki şık da doğru. Yaşamın ortaya çıkması inorganik maddeden bir problem olarak, çözülmemiş problem olarak kalır. Yaşam nasıl ortaya çıktı? Problem olarak kalır. İkisi de doğru. İki tane doğru şık koymuşum. Ama bu farkında olmadan yaptığım bir şeydi. Hem that hem de how doğru burada. Gelelim 9. soruya. 9. soruya geldim. Boşluğun olduğu yere baktım. Behavior demiş. Behavior ne demek? Davranış. Davranış kelimesi yapı olarak isim olduğu için bu bir relative clause sorusu. Ve relative clause olduğu için de A şıkkındaki how ve B şıkkındaki what gitti. Daha sonra da boşluktan sonra are deyip bir fiille başlamışım. Bir fiille başladığım için cevabım who olabilir, which olabilir, that olabilir. Ver, gitti. Who ve that var. Bir kişiyi tanımlıyorsam hem who hem that'i kullanabilirim. O yüzden burada who'yu direkt gönderebilirsiniz ilk etapta. Ama behavior, davranış bir nesne olduğu için who'yu kullanamayacağım için de who'yu gönderebilirsiniz. That burada doğru cevap olurdu. Doğru cevabım E seçeneği arkadaşlar. Geldiğim son soruya, onu da yansıtayım. Boşluğun olduğu yere geldim. Arkasına baktım. Is var, feel. O zaman diyorum ki bu bir noun clause sorusu. Bakacağız çeviriye. One of the great benefits of writing system. Yazı sistemlerinin en büyük faydalarından biri is demiş. They can preserve. Onlar koruyabilirler. Kalıcı bir record, kaydı. Of information, bilginin kaydını. Express in a language. Bir dilde ifade edilen bilginin kalıcı bir kaydını koruyabilirler. O zaman diyorum ki yazı sisteminin en büyük faydalarından biri şudur demem gerekir. Bu da A seçeneği bizim doğru cevabımız olur. Sorular bitti. Bir saatte bitirdik. Hatta 55 dakikada 30 soruyu bitirdik. Sınıfta çözdüğümüzden daha hızlı çözdük hatta. Gayet güzel oldu. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Şimdi size birkaç tane daha soru göndereyim gruplardan. Cuma'ya da onların çözümünü yapalım. Araya paragraf sorusu da atayım hatta birkaç tane. Cuma gününe bir soru çözüm daha yapalım beraber. Onları da çözeriz. İyi olur. Umarım faydalı olmuştur. Birazdan dediğim gibi tekrardan soru paylaşacağım sizlerle. O soruları da Cuma günü beraber çözeriz.
Var mı kafanız takılan bir yer? Onları alayım. Kafanız takılan bir yer yoksa bugünlük yayınımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Sorunuz varsa sorun bekliyorum. Derin gruplardan. Sanırım bir soru yok. Ben de ders anlatmayı özlüyorum arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar kendinize dikkat edin. Birazdan sizlerle soru paylaşacağım. Bunu da Cuma günü beraber çözelim yine. Cuma günü kaçta olur? 5 gibi olur herhalde. Yine saatini kararlaştırırız beraber. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.